videomu çektim, montajımı yaptım, her şeyim süper. Cumartesi günü, cumartesi sabah videomu koyacağım. Fakat hepimizin bildiği gibi hayat bazen planlandığı gibi gitmiyor. Ve karşımıza küçük sürprizler çıkabiliyor. Evet, şimdi Yüzüklerin Efendisi hayranları için Sir Ian McKellen İstanbul'a gelmiş. Haberini aldık. Biletimiz yok. Sinemaya geç kaldık. Ama yine de gidiyoruz. Amacımız sadece Ian McKellen'ı görmek. Ian McKellen'ı bilmeyenler için. Cumartesi sabah bunun haberini aldık. Hiçbir hazırlığımız, hiçbir planımız yok. Başka yüzden büyük bir Yüzüklerin Efendisi hayran arkadaşımla anlaştık. Gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Bilet yok. Geç kalmışız. Hiçbir hazırlığımız yok. Atladık Kadıköy'e. Gittik hemen. Gişede işte bir tane adam var. Sordu bize, biletimiz var mı? Hayır, yok. Nasıl alırız falan da konuştuk biraz. İki tane bilet aldık. İçeride yer yok. Full. Ve Ian McKellen oradaydı. Shakespeare on film. For me, Shakespeare is all in the words. Beauty of the words, the complications of the words, the subtlety of the words. Konuşmasını yaptı. Türkiye'ye ilk defa geliyor Ian McKellen. Yani burada olma sebebi Richard 3 diye bir filmi var. İşte 1900 artık kaçlarda çekilmiş bilmiyorum ama eski bir film. Onu restore etmiş. Şimdi tekrar izlenme şansını yaratıyor işte insanlara. Böyle gidip farklı ülkelere bunu hani gösterime sokuyor. Fakat sadece o sinemada görebiliyorsunuz bu filmi. O filmi izleyeceğiz. Ian McKellen tabii ki çok müthiş bir aktör. Zaten tiyatro oyuncusu aslında. Fakat hani hepimizin bildiği gibi Yüzüklerin Efendisi'nde Gandalf oynuyor. Filmde de çok spesifik bir an var. Ve biz o anı canlı yaşadık ve gördük. The test ahead, you know what will happen. You shall not pass! Ve yılların hayali gerçek oldu. Ian McKellen'ı canlı gördük. Muhteşemdi. Abi ne düşünüyorsun? Abi bu adamı görmek inanılmazdı. Gerçekten yıllarımızın hayali bu. Küçüklüğümüzün filmi, Yüzüklerin Efendisi'nin baş karakterini canlı canlı bugün gördük. Tek bir şey kaldı. Evet, şimdi Kadıköy'den çıktık, dolaşıyoruz. Arkadaşla işte girdik bir yere böyle. Ama bugün görünüşe göre gittiğimiz her yerde Gandalf var. Bakayım abi. Evet. Gandalf'ımızı gördük. Kokoreçimizi de yedik. Bu arada Kadıköy bayağı canlıymış geceleri. Şimdi eve dönüş yolculuğu başladı. Bir sonraki durağımız birazdan göreceksiniz. İstanbul efsanesi metrobüsle eve doğru gidiyoruz.